<laughs> İmanın hakikati lazım bize. Hakiki iman sahipleri kimlerdi? Sahabelerdi. Bakın Ebu Hureyre anlatıyor. Ebu Hureyre bizzat gözlerimle şahit oldum diye. Bir kere sefere çıktık. O seferde bizim cemaatin başındaki emir Ala bin Hadrami radıyallahu anh. Sefere çıktık. Çöldeyiz. O gün, o zaman öyle bir mucizeler yaşadık ki üç tane. Mucize demeyelim. Öyle şeyler yaşadık ki üç şey. Şaşkınlıkla izlediğimiz 3 şey. Nedir onlar? Çöldeyiz. Cemaatle su kalmadı. Sefere çıktılar. Savaşa gidiyorlar. Tebliğe gidiyorlar. Ama su kalmadı. Dediler ki ey emir bir dua et de Allah Celle bize su göndersin. Ala bin Hadrami radıyallahu an iki rekat namaz kıldı. İki rekat. Selamını verdi. Dua etti. Daha duasını bitirmeden bir bulut onların üstünde belirdi. Yağmur yağmadı ha. Bulut yanını eğdi. Bak abartmıyorum. Bunlar yaşanmış şeyler. Hadiste sabittir. Ebu Hureyre anlatıyor. Bulut yanını eğdi. O yanından su aktaşa da bütün cemaat, bütün ordu, kap, kaçak, herkes her şeyini doldurdu. Yedi, içti, doyduk. O bulut çekildi. Ya. Bunlar bize niye şaka gibi geliyor değil mi? İşte hakiki iman sahiplerinin hayatının yaşantısı böyle. Onlar devam etti. Denizin kıyısına geldiler. Düşman gemileri çekmişti. E karşıya nasıl geçen? Gemiyle 24 saatte geçilen bir deniz var. Nasıl geçecekler? Ala Hadremi ellerini açtı ve dua etmeye başladı. Ve duası bittikten sonra dedi ki sürün dedi denize. Sürün denize atlarınızı, develerinizi, kendinizi de. Onlar bir an olsun bile ya nasıl olacak demedi. Ya Allah Allah biz denize nasıl yapacağız batacağız diye demediler. O sahabiler gemilerle 24 saatte geçilen denizi 12 saatte hayvanlarıyla geçler. Ve Ebu Hureyre der ki develerimizin, atlarımızın, ayaklarımızın tabanları ıslanmadı bile. Denizin üstüne sanki bir taşın üstüne yürü gibi yürüdük ve gemilerle 24 saatte geçilen yolu 12 saatte gittik diyor. Ve oraya gittik. Savaştık. Ganimetleri aldık. Geri geldik. Ve aynı 12 saatte geri geldik. Ya. Ve. Biz dönüş yolundayken. Emirimiz. Ala bin Hadremi. Vefat etti. Ebu Hureyre diyor ki. Biz onun diyor. Cenaze merasimini yaptık. Kefenledik. Onu gö oraya gömdük. Ve yolumuza devam ettik. Sonra diyor. Biz yola devam edince. Dedik ki ya şimdi biz bunu buraya bıraktık ama burası çöldür, kumdur, toprağı yumuşaktır. Bir hayvan, bir vahşi hayvan gelir onun kabrini açar, onun cesedine zarar ver dedik. Biz geri döndük. Ve biz geri döndüğümüzde toprağı açtık ki lahde ulaştığımızda içinde kimse yoktu. Gözümüzün alabildiğince sadece bir nur vardı. Allah Celle Celaluhu bizim düşündüğümüzü biz daha düşünürken kendi kudret eliyle onun oradan cesedini aldı. İşte hakiki iman sahipleri bunlardır. Ala bin Hadremi radıyallahu anh radıyallahu anh sahabiler ya hakiki iman sahiplerinin örnekleri bunlardır. Bizde imanın sözü mü var? Şekli mi var? Hakikatin var? Biz bir kendimize bakalım. Bugün biz bir kendimizi kontrol edelim. Sahabiler sahabeler için yürüyen Kur'an diyorlar. Yürüyen Kur'an. Ya, ayaklı Kur'an. Hazreti Ömer Bakara suresini 12 senede ezberledi. Niye biliyor musun? Ezberleyemediğinden değil. Hazreti Ömer bir ayeti ezberleyip onunla amel etmeden öteki ayete geçmiyordu. Sahabelerin hepsi öyleydi. Bir ayetle amel etmeden öteki ayeti ezberleyip onu okumuyordu. Evvela onunla amel ediyordu. Ondan sonra diğer ayete geçiyordu. 12 sene. Hazreti Ömer ya. Kıymetli kardeşlerim. Bu nasıl oluyor işte. Gerçek hakiki imanı sahipleri onlardı. Radiyallahu anhum ecma'in. Onlar gibi olursak sünnetlerden taviz vermezsek. Biz işte hakiki iman sahibi oluruz. Biz bugün daha verdiğimiz tavizlere örnek vereceksek. Biz daha patronumuzdan, çocuğumuzdan, eşimizden, dostumuzdan, arkadaşımızdan. Taviz veremiyoruz ki Kur'an'a yani Kur'an ikinci plana, sünneti ikinci plana, namazı ikinci plana atıyoruz. Aman dostum, aman arkadaşım, aman oyum, aman buyum razı olsun diyoruz kıymetli kardeşlerim. Bu İslam'da yok. Ne demek onlar razı olsun ya? Senden razı olacak olan Allah Celle Celaluhu, senden razı olacak olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bırak onlar ne derse desin. Bırak senin eşin, dostun, arkadaşın sana. Desin ki, ya sen cübbe miydin? Ya sen takke mi taktın? Ya sen şal var mıydın ya? Bu ne kardeşim? Kaçıncı yüzdeyiz ya? Demeye bak. Sen sakın ha bu tuzaklara düşme. Çünkü şeytan kendisi biriyle baş edemediği zaman insan şeytanlanıyorlar ona. Tabii ki de. İnsan şeytanlanıyorlar. Kıymetli kardeşim bu önemli mesele. Bakın Allah rızası için uyarıyoruz. Kıymetli kardeşlerim. Bu Hakiki iman sahiplerinin örneklerini aklınızın bir köşesine yazın. Sünnet saklanmaz. Sünnet aleni yapılır. İman saklanır. Ne demek? Sünnet açıkça yapılır. Sünnet aleni yapılır. Sakal aleni bırakılır. Sarık al ne yapacaksın? Sarık saklanacak mı? Aman de işte ben sünnet üzerim. Aman desinler. bensinler diyeyim Yo kardeşim ya. Sünnet açık açık yapılır. Bakın. Pakistan'da bir Hristiyan papaz Müslüman oluyor. Ve Müslüman olduktan sonra o cemaatteki arkadaşlarına diyor ki siz diyor gerçekte şu üç şeyin tesirini bir bilseniz bak tesir yani Hristiyanken daha kendisi Müslüman olmadığı zaman ki diyor hani dışarıdan bakıldığı zaman üç şey var onların tesirini bir bilseniz diyor aklınızı belki kaybedersiniz. O sünnet üzere giyinişinizin sünnet üzere kisveyle giyinişinin tesirini bir bilseniz diyor. O ezanların tesirini bir bilseniz diyor. Yani dışarıdan bakıldığı zaman ne kadar heybetli, ne kadar azametli insanın aklını bile götürecek kadar tesir olduğunu bir bilseniz bir de o cemaatle kıldığınız namazların bir kıymetini bilseniz var ya diyor. Biz bugün bunların kıymetini bilmiyoruz. Dışarıdan bakan kafirler gerçekten bunun farkında ama Müslümanlar bunun farkında değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok sevdiğini söyleyen bunun farkında değil. Sünnetlerden taviz verilmez. Cübbeden, sakaldan, şalvardan, sarıktan taviz verilmez. Bunların biz tesisine bakacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ümmetimin fesada uğradığı bir zamanda benim sünnetlerimden bir sünneti gerçekleştirene yüz şehit sevabı vardır. Kıyamet zamanındayız. Ahir zamandayız. Sarığın 100 şehit sevabı var. Sakalın 100 şehit sevabı var. Cübbenin 100 şehit sevabı var. Şalvarın yüz şehit sevabı var. Bak şehit sevabı ne demek biliyor musun? Şehitlik en üstün mertebelerdendir. Yahu şehit canını veriyor. Şehit canını veriyor. Sen sakal bırakıyorsun. Aynı şey. Şehit parça parça kesiliyor. Şehit mahvoluyor. Ya mahvolordan baksa bedeni Bedenini mahvediyorlar, kesiyorlar, biçiyorlar, doğuruyorlar. Sen sadece bir sakal bırakarak, bir takke takarak, bir sünneti işleyerek yüz şehit sevabı alıyorsun ya. Ya Allah rızası için bu kadar mı zor? Bu kadar mı düştük ya? Hı? Burada şehitler kelimesi konuşulunca şehitler ölmez, vatan bölünmez, şehitler olmasa biz böyleyiz, şehitler olmasa biz şöyleyiz diyen adam işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sen ahir zamanda bir sünnetle amel et. O şehit gibi yüz tane şehidin sevabını alacaksın. Ahir zamanda bu zordur. Sünnet üzere yaşam bir zordur. Çünkü bir kalabalık ortama girdiğin zaman bakıyorsun takkeli yok, cübbeli yok, sarıklı yok. Herkes sünnete aykırı giyiniyor. Dar paça konvers, daracık gömlek, bilmem ne Amerikan tıraşı, sakallı yok, sinek kaydı. Adamın suratında sinekler sörf yapıyor. Ya Olmaz kardeşim. Ahir zamanda sünneti aleni yaparsın. Sünnetler saklanmaz. Sahabiler bir kere bir yeri fethettiler. Ve oranın, o çevrenin büyükleri, kralları, önde gelenleri sahabileri ziyarete geldi. Ve bir sofraya oturdular. Sofradayken sahabilerden birinin lokması yere düştü. Ve o lokmayı yerden aldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerefte ne diyor? Sizden birinin bir lokması yere düşerse onu alıp temizip tekrardan yesin. Şeytana bırakmasın. O sahabi yerden o lokmayı alınca yanındaki dedi ki ya sen ne yapıyorsun? Hani burada işte krallar var, hükümdarlar var, reisler var. O dedi ki ben bu ahmaklar yüzünden Resulullah'ın sünnetini mi terk edeyim? Al sana iman, al sana hakiki iman, al sana sünnet üzere bir hayat. Bu ahmaklar yüzünden Resulullah'ın sünnetini mi terk edeyim? Karşısında krallar var, reisler var. Sen, çocuğum istemiyor. Çocuğum diyor ki baba o sakallarını kes, öcü. Bu ne ya? Bu nasıl iman? Bu nasıl Müslüman ahlakı? Herkes kendini sorgulasın. Kıymetli kardeşlerim bunlar önemli mesele. Eğer biz hakiki iman sahibi olmak istiyorsak, hakiki Müslüman olmak istiyorsak, sözde değil, şekilde değil, Gerçek hakikatte İslam yaşamak istiyorsak bu ahvallere dikkat edeceğiz.